Karekod Medya'dan herkese merhabalar. Bir süredir çeşitli nedenlerle aslında video çekemiyorduk ve bu video ile beraber tekrardan geri dönüşümüzü bugün başlatmış olacağız. Öncelikle herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum çünkü güzel ve telaşeli bir bayram aslında. Sonuçta Ramazan Bayramı'na göre insanların yoğunluğunun daha fazla olduğu bir bayramdan geçiyoruz Kurban Bayramı'nda. Biz de tekrardan kanala video çekmeye geri dönerek yeni bir tempoya başlamayı düşünüyoruz. Bugünkü ilk videomuz William Jose. Kendisi Beşiktaş'ın kiralamak istediği ve seviyesine baktığımız zaman da hem İspanya'da hem İngiltere'de önemli takımlarda forma giymiş bir santrafor. Zaten hem Brezilya hem de İspanya vatandaşlığı var William Jose'nin. Sociedad'da Alexander Isak'ın çıkışının ardından William Jose'nin kadroda istediği süreleri bulma konusunda sıkıntı yaşayacağını herkesin malumu. İşte bu nedenle de Beşiktaş'ın santraforu yani Beşiktaş'ın gündemine gelmesi de bence çok doğal. Bugün William Jose'yi konuşmak için yanımda Mert Can var. Abi hoş geldin videoya. Hoş bulduk. Ben de herkese güzel, huzurlu, sağlıklı, mutlu bir bayram dilerim. Oğuz'un da dediği gibi yaklaşık 20 günlük bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz ve transfer dönemi bitene kadar da yine eskisi gibi, alışık olduğumuz gibi tüm hızımızla oyuncuları sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Onun dışında olimpiyatlarla ilgili de çalışmalarımız olacak. Yani şunun da bilmiyorum bir hatırlatmasını yapmak gerek herhalde. Biz 20 gündür yoktuk ama kulüplerden de doğru düzgün resmiyete dökülen bir transfer de çok fazla gelmedi. Özellikle de yani şampiyonluğun net adayı takımlardan. Aynen öyle. İşte bugün Beşiktaş'ın santrafor adaylarından biri olan William Jose'yi konuşacağız. İstersen lafa en azından bir genel olarak William Jose tablosu çizerek başlayabilirsin. Ondan sonra daha çok Beşiktaş'ın istediği santrafor uygunluğundan falan da bahsederiz. Olur abi. Ya öncelikle hani bence Wolverhampton'da çok kötü bir sezon ya da dönem diyeyim geçirmese hiçbir şekilde yani bir Türk kulübüyle adının bile kiralık olarak da olsa anılmasının imkansız olduğu bir futbolcuydu bence. Yani bir devamlılık probleminin olduğundan sürekli olarak söz ediliyor William Jose ile alakalı. Zaten hani bu kadar komple bir profil Avrupa'nın hani elit A+ kulüplerinde düzenli olarak forma giymiyorsa bunun bence temel nedeni zaten devamlılık problemi. Hani bu devamlılık probleminden ziyade artık hani gerçekten Wolverhampton'da geçirdiği senenin ki tarzı olarak da bence Premier Lig'e uygun bir oyuncuydu William Jose ama yani gerçekten çok çok kötü gözükmesi. Hatta hani 21 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu Sociedad'a 2.6 milyon sterlin para ödeyerek bozdurması Wolverhampton'ın William Jose'nin kariyerinin açıkçası net bir şekilde aşağı doğru gittiğini gösteriyor. Bu doğrultuda da bence Beşiktaş hem çok iyi bir rehabilitasyon merkezi bence bu tarz oyuncular için. En basitinden hani Raşit Gezal bence hem yakın hem de çok net bir örneği. Hem de profil olarak da uygun bir oyuncu. Nasıl bir oyuncudur William Jose onu konuşalım biraz. Öncelikle yani aşırı uzun bir oyuncu değil ama uzun bir santrafor. Ama fiziği gerçekten kuvvetli ve yani çok çok güçlü bir oyuncu. Topu sırtı dönük aldığında stoperlere kolay kolay teslim edecek bir oyuncu değil. Karakter olarak stoperlerle boğuşmayı çok fazla sevmese de fizik olarak bunu yapması söylendiğinde bunu yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Onu gerçekten buna ikna edebilmek önemli ama çünkü böyle çok hırslı işte çevresindekileri ateşleyecek falan bir karakter çok fazla değil. Yani yırtıcı bir görüntüsü var ama aslında sessiz sakin birine benziyoruz. Bir santraforda da o yırtıcılığı bazen bekliyorsunuz ama yani fiziksel ve teknik açıdan baktığımızda bence muhteşem bir futbolcu. Yani bir pivot santrafor görevi görebiliyor çünkü gerçekten çok kuvvetli. Kafa vuruşları da oldukça iyi yani net bir tehlike olabilecek kadar iyi. Hatta hani çok fazla gol atacak kadar iyi orta kafa gol organizasyonlarıyla. Onun dışında ceza sahası içinde hani böyle kendi alıp sürüp vurabilecek bir oyuncu değil çok fazla ama kendisine pozisyon hazırlandığında özellikle tek vuruşlarda net bitiriciliği olan bir oyuncu. Hani topu çok fazla dürttüğünde o biraz daha vuruşun kalitesi düşüyor ama yani iyi bir pozisyon hazırlandığında tek de içeri atmasını da bilen bir oyuncu ki Türkiye'de yani mesela Buffett'in bir Gomis'in bunu çok iyi yapıp çok çok fazla gol attığını görmüştük. Bu tarz bir sürü futbolcu var zaten bir sürü örneğini sayabiliriz. Bence kuvvetine göre kesinlikle yavaş bir oyuncu değil yani bir atlet diyemem ama
Ya böyle kanlı bir pivot santrafor olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Zaten hani bu özellikleriyle ben teknik açıdan Premier Lig'e çok iyi uyum sağlayabileceğini düşünüyordum. Raul Jimenez'in sakatlığı sonrası oluşan bir fırsattı ama ya pek de beklediğimiz gibi olmadı açıkçası. Hatta hiç olmadı. Sadece bir gol atabildi yanlış bilmiyorsam Wolverhampton formasıyla. Yani Beşiktaş açısından bence kesinlikle uygun bir oyuncu profili. Yani bence Sergen Yalçın'ın kafasında Willian Öze profilinde bir santrafor var. Yani hem güçlü kuvvetli hem de gol sayısı yüksek olabilecek. İşte Türkiye Ligi'ne uygun yüksek profilli. Ya tam bence Şampiyonlar Ligi serüveninde ve lig serüveninde Beşiktaş'ın bu sezon arayacağı hani ihtiyacı olan işte elindeki oyuncu kadrosunu daha hani ileri at çok netleşmedi ama en azından işte orta sahayı işte ne bileyim Sergen Yalçın'ın kafasındaki oyunu tamamlayacak santrafor bence. Ve videonun başında da dediğim gibi Willian Öze yani bir süredir çok kötü durumda olmasa Süper Lig'le adının geçmesine bile imkan yoktu. Ne bonserviste ne kiralık olarak. Şu anda da zaten hani ben bonserviste bir transferin çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Satın alma opsiyonlu bir kiralık transfer olarak gerçekleşeceğini düşünüyorum bu transferin eğer gerçekleşirse. Aynen öyle. Ben de zaten aslında daha çok inanmıyordum bu transferin gerçekleşeceğine. Çünkü hala seviye olarak bence Süper Lig'e yolunun düşeceği bir santrafor değildi. Ama dediğin gibi Willian Cezan'ın pivot özellikleri ve işte saha içerisindeki takımına yaptığı katkıdan ötürü bence Beşiktaş'ın geçen sezon Aboubakar'dan aldığı katkının daha iyisini belki de Willian Cezan'dan alacak. Zaten bence de bu anlamda Beşiktaş'ın gündemine gelen bir santrafor. Şimdi Beşiktaş'ın oyunundan bahsedelim biraz da. Sonuçta geçen sezon şampiyonluğu kazanırken Beşiktaş sağ kanada oyun kurulumunun yığıldığı bir takım vardı. Sağ kanattan oyunu kurup santrafor ve sol kanattaki oyuncunun ikinci santrafor oynayarak oraya yığıldığı ve bu şekilde ceza sahası içinde etkinlik sağladığını gördüğümüz bir oyun yapısı vardı. Bence Willian Jose'nin bu arkadan gelen ikinci santrafora da iyi bir şekilde alan açıp onun aktifliğini ona daha fazla etkinlik sağlayabileceğini de düşünüyorum. Genel olarak Beşiktaş'ın oyun kurulumunda sence Larin'le veya olası bir yeni bir sağ kanat transferiyle Willian Jose'nin uyumu nasıl olabilir? Abi yani Beşiktaş'ta geçen sezon senin de dediğin gibi oyun kurulumu sağ kanattan gerçekleşiyordu tamamen. Çünkü hem Gezal'in hani beklenenin bile belki üstünde çıkması hem de Beşiktaş'ın bir türlü 10 numaradan işte ne Mensah'tan ne Adem Laiç'ten düzenli katkı alabilmesi. İşte orada hani 3 orta saha gibi zaman zaman işte Atiba'nın falan 10 numara gibi oynadığı için yani Beşiktaş oyun kurulunu sağ kanadı teslim etti. Çünkü gerçekten Rogier'i de dahil ediyorum. Çok güçlü bir sağ çizgisi vardı Beşiktaş'ın. Bu sezon özellikle de hani şu an Gezal'in Galatasaray'a daha yakın olduğunun yazılması üzerine bunu daha da rahat söyleyebiliyorum. Beşiktaş'ta bence oyun kurulumu biraz daha hani normal takımlarda daha çok daha sık gördüğümüz üzere merkezde olacak. Yani hem oraya Salih Uçan'ın dahil oluşu hem de Beşiktaş'ın hani Alex Teixeira'nın çokça ismi geçiyor. Hatta anlaşıldığı da söyleniyor. Zaten onun da videosunu çekmiştik. Alex Teixeira'nın veya benzer bir 10 numaranın oraya yerleşme ihtimali de bence hani Salih Uçan'la birlikte oyunun merkezden kurulacağını ciddi şekilde gösteriyor. O yüzden Beşiktaş bence sağ kanata Gezal kalitesinde farklı profilde de bir oyuncu alabilir. Biraz daha belki çizgiye basan ortalarla hani Willian Jose tarzında bir santrafor gelirse de özellikle ortalarla bir işte pivot santraforu besleyebilecek bir oyuncu tipi dediğim gibi kaliteyi çok da fazla düşürmeden bence tercih edilebilir. Çünkü Beşiktaş'ın merkezde daha kaliteli oyun yapıcıları olacak gibi gözüküyor bu sezon. Alex Teixeira gibi bir oyuncu gelirse Willian Jose tipinde bir santraforun şöyle de bir katkısı olacak kesinlikle. Senin de dediğin gibi ikinci forvete çok rahat alan açabilecek ve onun performansını, gol sayılarını yukarı çekebilecek bir oyuncu. Alex Teixeira da oraya yerleştiğinde bir ikinci forvet görevi de fazlasıyla görecektir zaten Beşiktaş'a transfer olduğu takdirde. Ya işte ikisinin de hani Brezilyalı olması tarz Aynen. olarak birbirlerini çok iyi tamamlıyor olmaları açıkçası hani Beşiktaşlı olmasam da beni heyecanlandırıyor. Gerçekten çok güzel bir uyum olabileceğini düşünüyorum. Willian Jose tipinde bir santraforun oraya dahili arkasındaki 3 oyuncuyu belki 4 oyuncuyu kesinlikle yukarı çekecektir. Trabzonspor için de benzer bir oyuncu tipinin gerektiğinden bahsediyoruz zaten sık sık.
Ben kesinlikle çok çok iyi bir hamle olacağını düşünüyorum. Yani çünkü hem doğru oyuncu tarzı hem de gerçekten seviye olarak da yani yüksek profilli ve kaliteli bir oyuncu. Sadece Sergen Yalçın'ın ve belki takım arkadaşlarının Willian Özen'in transfer olması durumunda onu gerçekten hani bu tabir çok kullanıldığı için artık biraz kabak tadı verdi ama ikna edebilmesi gerekiyor. Kesinlikle abi, çünkü dediğimiz gibi hani birbirlerinin uyumuyla beraber bence Beşiktaş'ta takımdaşlık olgusunda daha ileriye gideceğini düşünüyoruz. Çünkü Josef'in transferinin ardından da Teixeira'nın gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorduk. Ondan sonra belki de Teixeira'nın gelişiyle de aynı şekilde Willian Gözen'in takıma katılma ihtimalinin daha üst seviyelere, yani daha olası bir hale geldiğini söyleyebiliriz. Maliyet olarak aslında baktığımız zaman Beşiktaş biraz daha küçülmeye gidiyor olsa da bence Willian Gözen'in alacağı maaş en az 2 milyon euro, belki 2,5 milyon euronun bile üstünde olabileceği için maaş dengesini biraz zorlayabilecek bir oyuncu. Ama Şampiyonlar Ligi'nde belli bir hedef koyuyorsa Beşiktaş kendisine, en azından santraforuna bu maaşı vermesi bence takım içi dengeyi de bozmaya yönelik bir hareket olsa da verilebilir bir hamle olacaktır. Çünkü Laiç olsun, Vida olsun, iki tane horoz başı gibi maaş olarak takımın dengesini tamamen bozan bir oyuncu varken bence bir tane de santrafora böyle bir hamle yapmak çok fazla aslında sıkıntı düşürmeyecektir. Çünkü bir bonservis bedeliyle gelmeyen bir oyuncu olduğu için de maliyet açısından sadece maaş bütçesi olarak seni zorlayacak bir durum oluşuyor. Ya bir daha abi şimdi sadece Willian Öze değil, görüşülen ya da adı geçen diğer oyunculara baktığımızda işte Dzeko'su olsun, Diego Costa'sı olsun, Luke de Jong olsun, hani bunlar zaten hep yani yüksek maliyetli oyuncular. Evet. Demek ki Beşiktaş santrafora para harcayacak, ki olması gereken de bu şu an zaten bu senaryoda. Dolayısıyla ben maliyet konusunun çok da fazla dert edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünmüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek ve önemli oyuncularını kaybetmiş, o mevkide Aboubakar'ı kaybetmiş bir Beşiktaş'ın zaten oraya maliyetli bir transfer yapmamasından çok daha normal bir durum. Kesinlikle. Abi ağzına sağlık. Eğer başka ekleyeceğim bir şey yoksa bu videoyu kapatalım. Ekleyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi yazın kalanında Karakod Medya olarak tüm hızımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak bir aranın ardından. Tamamdır. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmaya, kanalımıza da hala abone değilseniz abone olarak bizlere destek vermeyi sürdürebilirsiniz. Hem futbol içeriklerimizde, hem kimdir içeriklerimizde, hem de olimpiyatla alakalı başka içeriklerimizde yaz boyunca kanalda videoyu paylaşmaya devam edeceğiz, size sunmaya devam edeceğiz. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum ben. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.